Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına kışın kullanmak için yeşilliklerimi nasıl kuruttuğumu anlatmaya çalıştım. Annemin bahçesinden topladığımız naneleri şöyle bir gözden geçiriyorum ve hemen yıkayacak olduğum süzgeçli kabıma alıyorum. Nanelerimi bol suda birkaç kere yıkıyorum. Yıkayıp süzdürdüğüm nanelerimi de artık kurutma işlemine başlayabiliriz. Bunun için ilk olarak ayıklamam gerekiyor. Naneleri ayıklarken elinizde kararma olabilir. Eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Nanelerimin yapraklarını dallarından ayrı olarak kurutacağım. Bunun için kalın dalları yapraklarından ayırıyorum. Kolayca bu gösterdiğim yöntemle ayıklayabilirsiniz nanelerinizi. tepe yaprağının bir altından tutarak ters yönde yapraklarınızı hafifçe bastırarak çekerseniz hepsini birlikte ayırmış olursunuz. En üst kısmını da birkaç tanesini koparıp ayıklayabilirsiniz. Ellerimi göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi çok az yapmış olsam bile hemen kararma oldu. Bu yüzden mutlaka eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm yapraklarımı dallarından ayırdıktan sonra da tezgahın üzerine sermiş olduğum temiz bir örtünün üzerine yayıyorum yapraklarımı. Nanelerin kalın dallarının bazılarını ayırdım. Onları da yaprakların yanına aynı şekilde sererek kurutma işlemi yapacağım. Hafif güneş alan ve nemli olmayan bir ortamda 1-2 günde hemen kuruyacaktır yapraklarınız. Altına serdiğimiz örtü de hemen nemini aldığı için çok daha kısa sürede kuruyacaktır. Bahçeden toplamış olduğumuz feslenleri de aynı şekilde önce bir gözden geçiriyorum. Daha sonrasında yıkayacak olduğum kabımın içerisine alıyorum. Fesleğenlerimi de tamamen temizlenene kadar birkaç kere bol suda yıkayıp hazır ediyorum. Tıpkı nanelerim gibi sadece yaprak kısımlarını kurutacağım fesleğenlerinde. Hemen ayıklama işlemine geçiyorum. gösterdiğim yeşillikleri dallarıyla kurutmanızda bir sakınca yok. Sadece fazla karıştırma işlemi yapmanız gerekir. Sadece yapraklarını yaptığınız zaman çok daha çabuk kuruyacaktır. Dallarıyla yaparsanız hepsi bir arada olduğu için yaprakların çürüme ihtimali olabilecektir. O yüzden yaprak yaprak ayırabilirsiniz ve yine isterseniz dallarını da ayrı bir şekilde kurutabilirsiniz. Fesleğenlerimi de nanelerimin yanına örtü üzerine seriyorum. Oldukça ince bir tabaka halinde sermenizi tavsiye ederim. Ben size gösterebilmek için bu şekilde serilmiş halini gösterdim ama daha sonrasında daha geniş bir örtüye sererek dağıttım yapraklarımı ve birkaç gün sonra bu şekilde tamamen kurumuş oldu benim yapraklarım. Bu gösterdiklerim kurumuş fesleğenler. koruyan fesleğenlerinizi dilerseniz bu şekilde yaprak formunda saklayabilirsiniz ya da bu gösterdiğim şekilde hafifçe elinizde ovalayarak toz haline getirebilirsiniz ve çok daha az yer kaplayacak şekilde saklayabilirsiniz. Yaprakları ufaladıktan sonra tekrar kontrol edip içerisinde kalın dallar varsa ayırabilirsiniz. Ben fesleğenleri ufalarken birazcık iri kalmasına dikkat ediyorum. Yerken görüntüsünü, formunu korumasını seviyorum. O yüzden iri bırakıyorum. Ama siz dilerseniz robottan geçirerek de toz haline getirebilirsiniz fesleğenlerinizi. Kabınızı bu şekilde öne arkaya sallayarak iri kalan parçaların ortada toplanmasını sağlayabilir ve onları da kolayca ufalayabilirsiniz. Benim fesleğenlerim artık kavanozlamaya hazır. Hemen kuruyan nanelerimi de aynı fesleğenlere yaptığım gibi ufalamak istiyorum. Dediğim gibi fesleğen ve nanelerinizi ufalamadan yaprak formuyla da saklayabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi oldukça yer kaplayacaktır. Ufaladığınız zaman hacmi çok daha küçülecektir. Benim bu küçük kavanozum o göstermiş olduğum fesleğenlerin tamamını aldı. Nanelerimi ufalarken fesleğenlerden birazcık daha minik olmasına dikkat ediyorum. Siz dilediğiniz formda saklayabilirsiniz. Dilediğiniz büyüklükte ufalayabilirsiniz. Kurumuş nane dallarını da ortadan ikiye bölüyorum. Birazcık küçültüyorum ve daha az yer kaplamasını sağlıyorum. Dilerseniz yaşken keserek de ufaltabilirsiniz dalları. Ve hemen nanelerimi de kavanozlama işlemine geçiyorum. O gördüğünüz kabarık yapraklardan kavanozumun dibini dolduracak kadar nane elde ettim. Kurutulmuş nane dallarımı da çay yaparak değerlendiriyorum. Zencefil ve limonla kaynatarak nane limon çayı hazırlıyorum. Benim yeşilliklerimi nasıl kuruttuğumla ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.